Merhabalar, ben Bora Bayraktar. Yaklaşık 30 yıldır medya içerisinde aktif bir şekilde çalışan bir gazeteciyim. Türkiye'de çeşitli ulusal kanallarda muhabirlik yaptım, yöneticilik yaptım. Halen de devam ediyorum. Aynı zamanda da İstanbul Kültür Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim, uluslararası ilişkilerde. Dolayısıyla medyanın içinden gelen ama aynı zamanda akademiyi, siyaseti de yakından takip eden birisiyim. Medya ve demokrasi birbiriyle iç içe geçmiş iki kavram aslında. Demokrasi dediğimiz zaman hepimizin çok iyi bildiği gibi halk oyundan bahsediyoruz. Kamuoyunun, insanların görüşünün önemli olduğu bir yönetim biçiminden bahsediyoruz. Medyada bir ara kurum aslında. Yöneticilerle yönetilenler arasında iletişim sağlanmasına yardımcı olan bir yapı. Bunun içinde pek çok e, kitle iletişim aracı var, e, özellikle tarihsel olarak baktığımız zaman e, işte radyolar, televizyonlar, e, yazılı basın e, bunun e, en önemli araçları. Aslına bakarsanız tarihe gittiğiniz zaman bu e, iletişim meselesinin yani yöneticilerle yönetilenler arasındaki iletişim meselesinin ne kadar önemli olduğunu e, görmek mümkün özellikle ...Türkiye gibi, Yunanistan gibi ülkelerde tatil yerlerine gittiğiniz zaman hep antik tiyatrolar görüyorsunuz. Bunlar sadece bir eğlence meselesi değil, bir siyasi iletişim platformu. Düşünün ne büyük yatırımlar yapılmış o günün süreçleri içerisinde. Bugün tabii çok daha farklı, çok daha aktif bir yapı var. Medya, bu sözünü ettiğimiz televizyonlar, gazeteler... E, radyo e, ve diğer e, şu anda günümüzde yeni e, unsurlar da var. Bunlar e, bir anlamda e, yönetenlerin e, yöneti, e, yönetilenlere e, mesajlarını gönderdiği, neler yaptığını anlattığı, sürekli iletişim halinde olduğu e, bir e, aracı kurum. O yüzden e, ilk olarak bunların e, kamu yayıncıları olduğunu görüyoruz. Dünyanın pek çok ülkesinde e, devlet televizyonları, devlet radyoları. Bunun dışında tabii zaman içerisinde gelişen daha bağımsız e, yayın kuruluşları olduğunu görüyoruz. E, yönetilenler açısından ise medya e, yönetenlerin bir anlamda denetlendiği, mesajlarının yukarıya taşındığı bir yer oluyor, özellikle e, haber e, üzerinden. Yani ülkenin bir yerinde olan bir olayın e, kamuoyuna duyurulması. Bunun yöneticiler tarafından algılanmasının sağlanması, gereğinin yapılmadığı durumlarda yine bunların tartışıldığı, zaman zaman yönetenlerden hesap sorulduğu bir yapı, bu anlamda medya ve demokrasi birbirinin olmazsa olmazı diyebiliriz. Medya ile demokrasinin ilişkisini bu şekilde ortaya koyduk. Tabii bu ilişkinin ne kadar sağlıklı olduğu, aslında o demokrasinin de e, sağlığı açısından e, bize fikir veriyor. Şunu e, söylemek gerekir. Yani e, medya e, insanların yani yönete, yönetilenlerin bilgi edinmesi, fikir edinmesi, davranışlarını güncellemesi, kararlarını güncellemesi ve e, mevcut yönetime, mevcut hükümete desteğini sürdürmesi ya da desteğini çekmesi anlamında e, son derece e, önemli bir unsur. Dolayısıyla e, bu ilişkinin sağlıklı olması çok önemli. O yüzden biz hep ...medyanın e, bağımsızlığından söz ediyoruz. Çünkü e, biliyoruz ki dünyanın her yerinde e, devletler esasında e, güçlü olan... ...bir anlamda oyunu kuran e, ve onu yönetenlerin de e, biraz daha aslında... ...söylem üstünlüğünü elinde tuttuğu e, bir e, yapı, bir durum. Dolayısıyla e, medya sağlıklı çalıştığı zaman... E, Aşağıdan gelen taleplerin de yukarıya doğru iletilmesi e, söz konusu olabiliyor. Aksi takdirde tek taraflı bir e, iletişimden söz etmek mümkün. E, dolayısıyla böyle e, durumlarda medyanın sağlıklı işlemesi çok önemli. E, dünyanın her yerinde bunun örneklerini görüyoruz. E, i̇şte batılı e, ülkelerde e, medyanın e, genellikle daha bağımsız olduğu söylenir. E, ama son dönemde tabii, e, bu da biraz erozyona uğradı, onu da e, görmek lazım. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde e, işte en son e, yapılan başkanlık seçimleri bu anlamda çok tartışmalı geçti. E, aslında bu zamanın ruhunu da yansıtan e, bir durum. Sadece Amerika için söylemiyorum, pek çok ülkede, Türkiye'de e, buna e, e, eklenebilir. E, bu biraz da tabii ki medyadaki dönüşümle ilgili. Ama tabii şunu söylemek gerekirse dünyada ne kadar sağlıklı işledi. Özellikle Soğuk Savaş döneminden itibaren farklı bir değerlendirme yapılabilir. Çünkü iki kutuplu dönem dünyada 45-90 arasında ve burada tabii medyanın da sadece ulusal medya anlamında söylemiyorum. Uluslararası medyanın da belli bir ön yargı ile belli bakış açılarıyla karşılıklı olarak hareket ettiği söylenebilir. Tabii bu medyanın demokrasiyle demokrasiyle ya da e, kamuoyunun doğru bilgilendirmesiyle ilgili bazı tabi sorunları e, o dönemde e, beraberinde getirdi. Yani çok sağlıklı mıydı? E, biraz daha aslında orada e, propaganda'nın ağırlıklı gittiğini söylemek mümkün. E, komünist e, yapıda e, yani Doğu Blokunda e, daha kontrollü bir medyadan e, söz edilir ve e, bu medya tamamen aslında Batıya karşı kendini tanınmamıştır Ona göre kamuoyu oluşturur. Diğer yandan tabii Batı medyasının da aslında Doğu blokuna karşı aynı şekilde ön yargılı olduğunu, ona göre söylem geliştirdiğini ve orada da bunun bu yönde propaganda ağırlıklı bir yayın olduğunu söylemek mümkün. Yani özetle medya ve demokrasi ilişkisi son derece önemli. Bunun sağlıklı yürümesi son derece önemli. Ama çoğu zaman biz bu yapılar içerisinde propagandanın zaman zaman ön plana çıktığını ve söylem savaşının aslında yaşandığını o yüzden de bu ilişkinin belli dönemlerde ya da belli alanlarda çok da sağlıklı yürümediğini söyleyebiliriz. Çünkü özellikle geçmişte medyayı yürütmek, yönetmek zor ve pahalı bir iş olduğu için tabii bunun arkasında önemli sermayeler olması gerekiyor. Onların da belli çıkar gruplarının da burada devreye girdiğini ve hem kamuoyunu hem yönetimi etkilemek için zaman zaman kendi gündemleriyle de hareket ettiğini görebiliyoruz. Yeni medyanın ortaya çıkması tabi hem medyayı hem demokrasiyi bu ilişki biçimini çok derinden çok temel bir şekilde etkiledi. Bunu söylemek lazım. Çünkü az önce ifade ettiğimiz gibi medya pahalı bir iş. Bunun yönetmesi, bu kurumların çalışması, çalıştırması zor bir iş. O yüzden de belli güç odaklarının belli yapıların çoğu zaman kamunun etkisi olan bir alan idi. Fakat yeni medyanın ortaya çıkmasıyla beraber biz medya alanının daha genişlediğini ve aynı zamanda anlık hale geldiğini gördük. Bu çok önemli. Çünkü önceki yıllarda bir konu gündeme geleceği zaman bunun gündeme nasıl geleceği ne zaman geleceği ne kadar süreyle geleceği, e, medya tarafından ya da e, işte bunun yöneticileri tarafından belli çıkar grupları tarafından belki e, söylenebiliyordu Oysa şimdi daha kendi kendine bir e, yaşa durumu ortaya koyma e, meselesi söz konusu Yani bugün bir kişi kendi e, sosyal medya hesabından bir konuyu gündeme taşıyabiliyor e, insanların buna verdiği tepki üzerinden e, Dolayısıyla bu e, medyada bir e, parçalanmaya yol açtı. Yani e, büyük yapıların daha e, küçük e, yapılar tarafından etkilenmesine e, neden oldu. Ve e, aktör sayısı çoğaldı. E, belli başlı e, televizyon kanalları, belli başlı gazeteler, belli başlı radyolar yayın yaparken bugün herkes kendi kanalını açıp e, kendi yayınını yapabilir halde e, kendi e, yorumlarını e, kamuoyunun önüne koyabilme e, durumunda. Yani bir anlamda e, bu e, geçmişte medyanın, televizyonların, radyonun, te, e, gazetenin sunmuş olduğu kamusal tartışma alanı bugün sosyal medya platformlarına e, taşınmış oldu. E, ve dediğim gibi e, anlık bir şekilde yani bugün e, şu anda yaşanan bir konuyu biz 5 dakika sonra, 10 dakika sonra ülke gündeminde görebilecek haldeyiz ve bunu e, belli başlı kuruluşların izni olmadan, değerlendirmesi olmadan, bununla ilgili bir çalışması olmadan olduğu gibi kamuoyunun gündemine gelebiliyor. Bu da tabii ki demokrasinin daha canlı ve daha aslında kamuoyunun etkisine açık hale gelmesine yol açıyor. Bu da bence çok önemli. Özellikle günümüzde iletişim çağı diyoruz. Ee, çok önemli insanların etkilenmesi, insanların fikirlerinin e, yönetilmesi ya da insanların fikirlerinin e, bir şekilde e, etkiye açık hale getirilmesi çok çok önemli. Bu sadece e, siyasette değil, aynı zamanda ekonomide e, alacağınız bir ürünle ilgili okuduğunuz bir yazı sizi etkileyebiliyor, e, ticareti etkileyebiliyor, e, siyasette tabii ki doğrudan etkiliyor. E, o yüzden yeni medyanın gelmesi bu anlamda. Daha canlı bir tartışma ortamını beraberinde getirdi. Ama tabii ki bunun da sorunları var. O da artık hepimiz biliyoruz bu medya platformlarının bağımsızlığı, ne kadar adil çalıştı. Bunlar da bugün ortaya çıkan tartışma konusu. Ama yani şu söylenebilir yeni medya demokrasileri bir anlamda çok daha güçlü hale getirebilir hükümetleri, siyasetçileri daha aktif ve daha çabuk cevap veren bir konuma sürüklemiş durumda. O açıdan bence çok temel bir değişiklik diye düşünüyorum yeni medyanın bu şekilde devreye girmesinin. Burada tabii değişen medya ortamının bence en önemli özelliklerinden, daha doğrusu sorunlarından bir tanesi şu, artık herkes bu tartışma ortamına katıldığı için, bu kamusal tartışma ortamında yer aldığı için burada e, doğruluk e, konusunda yani ortaya atılan bir mesele ne kadar doğru ne kadar yanlış ne kadar manipülatif e, işte hep konuşuluyor dezenformasyondan bahsediliyor e, biraz bunu açık hale geldi Çünkü e, geçmişte medyanın profesyoneller tarafından yapıldığı yani televizyonların e, işte gazetecilerin e, medya mensuplarının tabii bu bir e, profesyonel bir e, iş aslında ve bunun belli kuralları var. Yani bir sizin haberi ekrana koyabilmeniz için, gazeteye basabilmeniz için belli süreçlerden geçirmeniz gerekir. Yani ne kadar doğru double check, cross check yapıldı mı? Kaynaklar muteber mi? Gibi bir sürü konu var. Bunları bilmeyen, bunlardan habersiz olan, bazen de kasıtlı olarak insanları yanıltmak isteyen kişiler ortaya belli meseleleri atabiliyorlar. Bunun üzerinden de yalan yanlış tartışmalar dönebiliyor. Bu aslında işte medya demokrasi ilişkisindeki bence günümüzün en sağlıksız durumu bu. Yani siyasetçileri zor durumda bırakabiliyor, kamuoyunu yanlış yönlendirebiliyor, yanlış duygulara, yanlış fikirlere insanlar kapılabiliyor. Bazen de tabii infiale yol açabilecek meseleler ortaya atılabiliyor. Bunlar tabii demokrasiye de zarar veriyor burada tabii sosyal medya platformlarının ne kadar sorumlu davrandığı, ne kadar yönlendirici oluyor, bunlar çok önemli konular. Tabii ki burada bilinçli bir bireyin kendisini bu ortamda koruyabilmesi, doğru fikirler edinebilmesi, kendini yanlışlardan uzak tutabilmesi için işte son dönemde medya okuryazarlığı diyoruz, buna biraz önem vermek gerekiyor. Aslında ülkelerin de devletlerin de kendi demokrasilerinin sağlığı açısından bir devlet politikası olarak da bence Medya okur yazarlığını desteklemesi gerekiyor Çünkü yani az önce dediğim gibi kaynak kimdir neden söylenmiştir gerçekten söylenmiş midir Doğru mudur değil midir Bunları bilmeden bir tartışmaya girmek kararlar almak çok ciddi sorunlar doğurabilir çok yanlış işlerin yapılmasına neden olabilir Çünkü demokrasi en nihayetinde ee, insanların rızasına dayanan bir yönetimdir. Ee, burada e, bazı çevrelerin, belli çıkar gruplarının e, rıza üretimi adına e, belli bilgileri yalan yanlış e, yayabildiğini görüyoruz. Bazen bunu e, devletler de yapabiliyor, bazen hükümetler de yapabiliyor, bazen e, farklı gruplar da yapabiliyor. Dolayısıyla bir bireyin e, burada kendisini e, koruyabilmesi açısından e, buna karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü e, yani bu ee, ...uluslararası e, entegre bir yapı olduğu için devletlerin de birbiri aleyhine e, faaliyetleri olabiliyor. Yani e, karşı kamuoyunda kendisini destekleyecek bir e, fikri yerleştirebilmek isteyebiliyor. E, karşı kamuoyunda belli bir siyasetin engellenmesini isteyebiliyor e, gibi e, durumlar söz konusu. O yüzden de yani e, medyanın sağlıklı olması... Aynı zamanda medyayı tüketen insanların da bilinçli olmasına ve konuyu doğru anlayabilmesine dayanıyor. Ki daha güçlü bir demokrasi tesis edilebilsin, insanların talepleri doğru bir şekilde yönetimlere aktarılabilsin, insanların fikirleri doğru yerlere ulaşabilsin ve herkes sağlıklı karar alabilsin. Bu anlamda yani medya demokrasi ilişkisi çok çok önemli bir e, ülkenin e, geleceği açısından e, bu nedenle de e, medyanın sağlıklı yapılanması e, çok çok önemli. Bir de son olarak şunu söyleyeyim, bu e, yeni medyadan dolayı ya da medyanın daha e, insanların kolay ulaşabilir e, hale getirilmesinden dolayı e, tek seslilik çok seslilik e, olduğu yani böyle bir e, durum söz konusu. E, kutuplaşma dünyanın her yerinde, Amerika'da, Avrupa'da, e, bizim ülkemizde de e, kutuplaşma çok derinleşiyor. Dolayısıyla e, bu medyanın, merkezin biraz e, zayıfladığını görüyoruz. Merkez medyanın zayıfladığını ve e, herkesin kendi fikrine, kendi meşrebine göre medyalara yönlendiğini görüyoruz. E, kendi içinde tek sesli ama ülke genelinde çok sesli bir yapı olmuş durumda. Burada yani birey ne yapmalı demiştik. Birey aslında sağlıklı karar alabilmek için günümüzde farklı kaynaklara da yani kendi görüşünün dışındaki kaynaklara da bakıp bir ortalama bulmak zorunda. Bu da tabii kolay bir iş değil. Biraz emek gerektiriyor.